Bu videomuzda sayı kesir problemleri ile ilgili sınavda çıkabilecek soru tarzlarından soru çözeceğiz. 7 tane. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir sepette bir miktar, bunların hepsi bir soru tipi. Bir sepette bir miktar elma vardır. Ali ve Lideli adlı 3 arkadaş elmaları aşağıda gibi paylaşıyorlar. Ali elmaların yarısından 3 fazla elma. Veli kalan elmaların yarısından 3 fazla elma. Deli de benzer biçimde geri kalan elmaların yarısından 3 fazla elma almıştır. Sepette paylaşmadan sonra hiç elma kalmadığına göre başlangıçta kaç elma vardır? Bu tip sorularda sondan başlayacağız gitmeye. Şimdi sepette hiç elma kalmamış hani, değil mi? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Deli'ye gittik. Dedik ki sen ne yaptın? O da diyor ki ben yarısından 3 fazlasını aldım ve hiç elma kalmadı. Sen o 3 elmayı bize ver bakayım diyoruz. Sepetimize Deli'nin aldığı 3 elmayı geri koyuyoruz. Sonra ne yaptın diyoruz Deli'ye. Burada bu sepette mesela yarısını almıştım. Bir de 3 fazlasını aldım. Hiç elma kalmadı diyorsa burada mesela 6 elma olmak zorunda. Çünkü yarısı 3 etmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Şöyle bakın mantığını şöyle düşünelim. Sepetinde 6 elma olursa eğer Deli bunun yarısını alırsa 3 kalır. Artı bir de 3 alırsa sepette hiç elma kalmaz, değil mi? Öyle düşünün. Zaten diğer yarısı da 3 ediyor yani. Onun mantığını anlamaya çalışın. Ben de zor anlıyorum ama anlayacağız, yapacak bir şey yok. Evet. Biraz ezber, biraz anlamak derken gitgide anlayacağız inşallah. Şimdi 6 elma kaldı değil mi sepetimizde? Sonra Veli'ye gidiyoruz. Veli sen ne yaptın diyoruz. O da 3 sepette kalan elmanın diyor. 3 fazlasını aldım. Sen 3 elmayı hele bana ver diyoruz. Ne oldu burada? 9 elma olmuş oldu. Sonra o da ne yapmış? Yarısını almış ya. Sepette mesela... Demek ki 18 elma varmış. 2 ile çarpıyorum. 18 elma varmış. Şimdi bir mantığını kuralım. 18 elma vardı. Yarısından 3 fazlasını aldı. 12 elma aldı yani. Geriye 18'den 12 çıkardım. Geriye gerçekten de 6 elma kalınıyor. Doğru. Şimdi 18 elma. Ali'ye gidiyoruz. Ali de 3 elma almış. Ali'den 3 elmamızı geri alıyoruz. 21 elma oluyor sepette. 2 katını yapıyoruz. 21 çarpı 2 42. Demek ki sepetin başında 42 elma varmış. Şimdi bu yaptığımızdan emin değilsek bir işaretleyelim. Hemen sağlamasını yaparız. 42 elmam vardı. Yarısını verdim. 3 burada 24 elmam oldu. Geriye 42'den 24 çıkarttım. Geriye 18 elmam kaldı. Yarısı 9. Burada onu geriye 6 elmam. Yarısı evet 0 elma. Evet oluyor gerçekten deyip sağlamasını yapıp geçebilirsin. Diğer soruya geçelim. Bir sepette bir miktar ceviz vardır. Ayhan, Burcu, Cenk adlı 3 arkadaş cevizleri aşağıdaki gibi paylaşıyorlar. Ayhan cevizlerin 1/2'sinden bir eksik ceviz. Burcu kalan cevizlerin 2/3'ünden bir fazla ceviz. Cenk kalan cevizlerin 1/5'inden 2 eksik ceviz alıyor. Sepette paylaşmadan sonra 14 ceviz kaldığına göre başlangıçta kaç ceviz vardı? Yine sondan gideceğiz. Sepette paylaşmadan sonra 14 tane cevizimiz kalmış. Şimdi bak kalan diyor. Yukarıda da kalan demişti değil mi? Bir tersten gidelim. Nasıl yapacağız? Şimdi 2 eksik ceviz kalıyor. 14'ten 2 çıkar. 12 kalır. Şimdi 2/3'ünün geri kalanı ne? 1/3. Bunu ters çevir. 12 çarpı 3 36. 36. Sonra şimdi yok şuradan başlayacağız. Pardon. 1/5'i diyor. 14'ün 2 eksi 12. Bunun 4/5'i ters çevir. 12 çarpı 5/4 15 ceviz. 15 cevizin bir fazlası diyor. 16. Bunun 1/3'ü ters çevir. 48 ceviz. 48 cevizden 1 eksik 47. Çarpı 2'de 94 ceviz. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Yani bu yöntemi ezberleyebiliriz. Sonra da hatta kontrol ederiz doğru mu çıktı diye. Yani sağlamasını yaparız. O şekilde gider. Nasıl yaptığımı söyleyeyim. Şimdi
şurada mesela sondan başlıyoruz yapmaya. Şurası 1 bölü 5 ya. 1 bölü 5, 5 bölü 5'ten 1 bölü 5 çıkardım. Geri kalan ne? 4 bölü 5. Sonra 14 ceviz kaldı ya. 14 cevizi 5 bölü 4 ile çarpıyorum. Tersten gidiyoruz ya. Tabii burada 2 eksik diyor. Önce 2 çıkartıyoruz, sonra çarpıyoruz. Tersten gidiyoruz. 1 fazla diyor. Sonra çıkan sonucu 1 fazlasını alıp sonra 2 bölü 3'ün tamlayalım. 1 bölü 3 oluyor. Bunu ters çevirip çarpıyoruz. Yine o şekilde o şekilde başa kadar gidiyoruz. Öyle. Bir çatıda dişi ve erkek güvercinler vardır. Bu çatıda birkaç dişi güvercin uçuyor. Ve çatıda kalan erkek güvercinlerin sayısı dişi güvercinlerin sayısının 3 katı oluyor. Daha sonra çatıda birkaç erkek güvercin uçuyor ve çatıda kalan dişi güvercinlerin sayısı erkek güvercinlerin sayısının 4 katı oluyor. Bu çatıda toplam 20 güvercin uçtuğuna göre başlangıçta çatıda kaç güvercin vardır? Şimdi dişi güvercin. Bu tür sorularda da şöyle yapıyoruz. Erkek güvercin. Şöyle başlangıç diyoruz, tamam mı? Soruyu anlayacağız şimdi. Bir çatıda dişi ve erkek güvercinler varmış. Bu çatıda birkaç dişi güvercin uçuyor, tamam mı? Birkaç dişi güvercin uçuyor. Ama erkek güvercin hiç uçmuyor, tamam mı? Sıfır tane. Bunlar aynı. Bu da eksiliyor. Birkaç tanesi uçuyor. Tamam mı? Şöyle şu kısımlarda hani güvercinlerin sayısı yazmalı. Sonra ne oluyormuş? Çatıda kalan erkek güvercinlerin sayısı dişi güvercinlerin sayısının 3 katı. Video yarıda kalmıştı. Devam edelim. Ne dedik? Çatıda kalan erkek güvercinlerin sayısı dişi güvercinlerin sayısının 3 katı oluyormuş. Bu x'e bu 3x olacak yani. Daha sonra çatıdan birkaç erkek güvercin uçuyor. Çatıda eksiliyor erkek güvercinler ve çatıda kalan dişi güvercin yani bunlardan bir dişi güvercinlerden çıkan giden yok, sıfır burası. Ve çatıda kalan dişi güvercinlerin sayısı erkek güvercinlerin sayısının 4 katı oluyor. Yani bu x'e bu 4x oluyor. Bu çatıda toplam 20 güvercin uçtuğuna göre başlangıçta çatıda kaç güvercin vardır? Şimdi burası 4x'i, burası da 4x olur değil mi? Şimdi burası 4x'e, burası ne olur? Bu kısımda neydi bakın? Erkek güvercinlerin sayısı, dişi güvercinlerin sayısının 3 katı. Yani burası 12x olur. Burada bir değişen yoktu. Burası da 12x olur. Burası 4x'se. Şimdi ne diyor? Bu çatıda toplam 20 güvercin uçmuş. Şimdi burada 12x'ten x'e düştüğüne göre 11x eksi 11x'lik bir azalma oldu. X'e 1'i verelim. 2 veremeyiz çünkü 22 güvercin uçmuş olur en az burada 2 verince. X'e 1 verdiysek burada 11 güvercin uçsa bir de burada güvercin uçtu. Buraya da 9 güvercin uçması gerekiyor değil mi? X'e 1 verdiğimizde burası 4 olur, burası 4 olur. Şimdi 9 güvercin uçtuğuna göre burası başta 13'tü. Bana ne diyor? Başlangıçta çatıda kaç güvercin vardır? 13 artı 12'den başlangıçta 25 güvercin vardır. Bir şirket Instagram, Facebook ve YouTube olmak üzere 3 tür reklama toplam 30.000 TL bütçe ayırmıştır. Daha sonra önce paragraf gibi okuyacağız, anlamaya çalışacağız mantığını. Sanki paragrafı nasıl anlıyorsak. Daha sonra bu 3 tür reklama ayrılan bütçeleri eşitlemek için Instagram'a ayırdığı bütçenin 1 bölü 6'sı ile YouTube'a ayırdığı bütçenin 1 bölü 3'ünü Facebook'a ayırdığı bütçeye ayırmıştır. Buna göre şirketin başlangıçta Facebook'a ayırdığı bütçe kaç TL'dir? Evet. Şimdi şöyle Facebook'u ortaya yazalım. Instagram. Bir de ne varmış? Instagram, Facebook, YouTube. Tamam mı? Hepsine toplam şirket 30.000 TL ayırıyormuş. Tamam mı? Şimdi mesela ben şöyle diyeyim. Instagram'a 6x bütçe ayırmış olsun. Facebook'u da 3, YouTube'a da 3Y bütçe ayırmış olsun. Tamam mı? Ne diyor? Bu 3 tür reklam ayırdığı bütçeleri eşitlemek için. Yani hepsi eşit olacağına göre hepsinin ben 10.000 olmasını istiyorum değil mi? Hepsinin 10.000 olması için ne yapıyor şirket? Instagram'a ayırdığı bütçenin 1 bölü 6'sını yani x'ini Facebook'a aktarıyor. Burada 5x kalıyor. Yani 5x 10.000'e eşit bu durumda. Burada bu durumda x kaç çıkıyor? 2.000 çıkıyor. YouTube ayırdığı bütçenin 1 bölü 3'ünü Facebook'a yani burada 2y kalıyor. Buraya y'si gidiyor.
2'ye 10 bin eşitse y buradan 5 bin oluyor. 5 bin artı 2 bin 7 bin. Başlangıçta Facebook'a demek ki 3 bin lira ayırmış 10 bine tamamlanırsak. Bu şirket başlangıçtaki Facebook'a ayırdığı bütçe 3000 TL bulduk. Yani cevabımız B seçeneği. Şimdi önce paragraf okurmuş gibi okuyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Bir kutuda kırmızı, mavi, yeşil renkte kalemler bulunmaktadır. Bu kutudaki yeşil kalemlerin yarısı alınıp yerine aynı sayıda mavi kalem konuluyor. Son durumda kutudaki kırmızı kalemlerin sayısı yeşil kalemlerin sayısına eşit ve mavi kalemlerin sayısı ise kutudaki tüm kalemlerin sayısının 3'te 2'si oluyor. Buna göre başlangıçta kutuda bulunan mavi kalem sayısının toplam kalem sayısına oranı kaçtır? Şimdi kırmızı, mavi, yeşil kalemler, tamam mı? Neymiş? Bu kutudaki yeşil kalemlerin yarısı alınıp, şimdi bana oran sorulduğu için bunu oran sorulduğu zaman istediğimiz değere verebiliriz. Bana ne diyor? Bu kutudaki yeşil kalemlerin yarısı. Mesela yeşil 10 tane kalem 10 değerini veriyorum, tamam mı? Herhangi bir değer de verebiliriz. 20, 30, 40. Ben 10 verdim. Yeşil kalemlerin yarısı alınıp, yarısı ne? 5 tanesi alınıp, burada 5 tane yeşil kaldı. 5 tanesi alınırsa yerine aynı sayıda mavi kalem konuluyor. Bu artı 5. Mavi kalem artı 5 eklendi. Son durumda kutudaki kırmızı kalemlerin sayısı yeşil kalemlerin sayısına eşit oluyor. Demek ki kutuda 5 tane, bu 5 tane kaldı ya, 5 tane kırmızı var. Başlangıçta da 5 var çünkü kırmızıya bir şey yapmadık. Eşit oluyor ve mavi kalemlerin sayısı, mavi kalemlerin sayısı M artı 5 yani. Sayısı ise kutudaki tüm kalemlerin sayısının, kutudaki tüm 5, 10, 15 son eşit oluyor ve mavi kalemlerin kutudaki tüm kalemlerin sayısının 3'te 2'si oluyor. Tüm kalemler nedir? M artı 5, 15 değil mi? 2 bölü 3 oluyormuş. Bunu çözelim. Buradan M'yi bulalım. 3M artı 15 eşittir 2M artı 30. Buradan M eşittir 15 çıkar. Burada 20 olur. Bana ne diyor? Demek ki başlangıçta 15 mavi varmış bu arada. Başlangıçta kutuda bulunan mavi kalem sayısının, yani 15'in toplam kalem sayısının oranı 15, 20, 30. Yani 15 bölü 30 1 bölü 2 oluyor. 5 Edirne doğru. Bu ÖSYM tarzı soruların formülü neymiş? Paragrafı okur gibi okuyacağız. Sonra da tek tek yapmamız gerekenleri iyice tek tek irdeleyeceğiz, anlayacağız ve anladıktan sonra çözümü basit zaten. Evet, anlaması zor. Bir kutuda kırmızı, mavi, siyah kalemler bulunmaktadır. Bu kutuda iki kırmızı kalem alınırsa, bu kutudan iki kırmızı kalem alınırsa kutudaki kalemlerin 1 bölü 3'ü kırmızı. Kutuya 4 siyah kalem konulursa kutudaki kalemlerin 1 bölü 3'ü siyah oluyor. Buna göre başlangıçta bu kutuda bulunan kırmızı kalemlerin sayısının mavi kalemlerin sayısının oranı kaçtır? Şimdi kırmızı, mavi, siyah diyelim yine. Şimdi başlangıç falan diye sorduğu için ben buraya başlangıç diyorum. Şimdi tek tek okuyup yapacağım neler yapılması gerekiyorsa. Bu kutudan iki kırmızı, şimdi bana tekrar yine oran sorulduğu için istediğim değer verebilirim. Bu kutuda iki kırmızı kalem alınırsa, şimdi kutuda başlangıçta mesela 10 kırmızı kalemim olsun, tamam mı? Kutudan hatta 1 bölü 3 falan dediğine göre 30 olsun, tamam mı? 30 kırmızı kalemim olsun başlangıçta. 2 kırmızı kalem alınırsa kutuda kalemlerin 1 bölü 3'ü kırmızı. 2 kırmızı kalem alayım kutudan. 28 kalsın burada. Kutudaki kalemlerin 1 bölü 3'ü kırmızı. Yani bu 1 bölü 3'ü 28 ise tamamı ne kadar olur? Kaç tane kalemim var onu bulayım. 28 ile 3'ü çarpmam gerekir o zaman da. 8 kere 3 24. 54. Yani toplamda kutudan 2 kalem alınırsa toplamda 54 kalemim oluyormuş. Onu bulmuş oldum. Yani
Yani şu şekilde 54'ten 28 çıkartayım. Mavi ve sarıların toplamı bulmak için. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6. Evet. 4'ten 2 çıktı, 26. Yani şu mavi ile sarının toplamı 26 oluyor. Kutudan 2 kalem alınırsa bu şekilde bir şey oluyor. Mesela şöyle diyelim, toplamı 26 oldu ya, böyle yazmayalım. Buna x dersek buna 26 eksi x diyebiliriz. Bu şekilde olsun. Tamam. Tamam. Kutuya 4 siyah kalem konulursa, 4 siyah kalem konulursa kutuya. Tamam. Kuttaki kalemlerin 1 bölü 3'ü siyah oluyor. 4 siyah kalem koyalım. Ne oldu? 30 eksi x koyarsak kuttaki kalemlerin 1 bölü 3'ü siyah oluyor. Yani 30 eksi x 1 bölü 3'e denk geliyorsa tamamı kaça denk gelir? 30 eksi 3 çarpı 3 tamamı olur. Tamamı da neydi? 28 artı 26'dan 54'tü. Şimdi 54'ü 3'e bölelim. 18. Şurada 30 eksi x var. X buradan 12 çıktı. Burası 12. Burası da 14 oldu. Bana neyi soruyor? Başlangıçta bu kutuda bulunan kırmızı kalemlerin sayısının mavi kalemlerin sayısının oranı 30 bölü 2'yi soruyor. Yani o da ne olur? 3'e böldüm 10 bölü 4. 3'e böldüm 5 bölü 2. Evet. Yanlış bulduk. Ben bir bakayım soruyu. Yanlış bir yöntemle çözdüm. Eski yöntemlerimi hatırladım herhalde. Çözemediğim yöntemlerimi. Yine çözemedim. Neyse. Şimdi bu soruları şu şekilde çözeceğiz. Yani düşünelim. Soruyu anlayacağız dedik ya. Şimdi iki kırmızı kalem alınırsam 1 bölü 2 kalemlerin 1 bölü 3'ü kırmızı oluyor ya. Şimdi biraz basit düşünmek gerekiyor aslında. Böyle iyice sorunun ayrıntılarına girip boğulmamak gerekiyor. Şimdi ben bu topluluktan 2 kırmızı kalem alacağım ve o 3'e bölünecek. Mesela 23 değeri. Bundan 2 eksiltirsem 21 3'e bölünür ve şu başlangıç şu son durum olsun. 7 tane kalemim olur. 7 kırmızı kalemim olacakmış. Yani buradan 2 kırmızı kalem çektiğim için başlangıçta 9 kırmızı kalemin olduğunu biliyorum artık. Şimdi ne diyor? Kutuya 4 siyah kalem konulursa, mesela 23'e 4 ekledik, 27. 4 siyah kalem konulursa ne oluyor? Kutuda kalemlerin 1 bölü 3'ü siyah oluyormuş. Şimdi 27'nin 1 bölü 3'ü 9. Yani 9 oluyor son durumda, 9. 4 siyah kalem konulduğu için 5 taneymiş başlangıçta. 9 artı 5 14 yapar. 23'ten 14 çıkarırsak 9, 13. 9 olur. Mavi kalem sayımızda 9 olur. Kırmızı ne diyor? Başlangıçta kırmızı kalemlerin sayısının mavi kalemlerin oranı da 1 olur. Cevabımız D seçeneği. Bu kadar basit. Yani basit düşünmek gerekiyor. Böyle ayrıntılara girip boğulmamak gerekiyor. Biraz daha güncel hayatımızdan hayal etmek lazım. O bende yok ama yapacağız artık. Şimdi bu videodaki son sorumuz olsun. Yukarıdaki gibi yan yana duran ABCD kutuları sırasıyla 35, 29, 41 ve 15 bilye bulunmaktadır. Kutudaki bilyelerle ilgili şu işlemler gerçekleştirilmektedir. A'dan başlanarak soldan sağa sırasıyla her kutudan bir miktar bilye alınıp hemen sağında yer alan kutuya bilye atılıyor. D kutusuna gelindiğinde işlem sonlandırılıyor. Aktarma işlemi sonucunda tüm kutulardaki bilye sayısı eşitleniyormuş. Evet, aktarmalar gerçekleşince hepsi eşit olacak. Buna göre C kutusundan D kutusuna bilye aktarılmadan önce C kutusunda kaç tane şekerli tabii ki bilye vardır diyor. Şimdi son durumda bütün bilyeler eşit olacağı için ben bunların hepsini toplayıp 4'e bölerim ve hepsine yazarım. Topladığımızda 120 ediyor ve 4'e böldüğümüzde 30. Yani hepsinde 30'ar bilye olacak son durumda, tamam mı? Şimdi burada ne var? 35 bilye var. Bunu 30 bilye olmak için ben buraya 5 bilye aktarırım, değil mi? Burada kaç bilye var? 29 bilye vardı. 5 bilye aktardım, 34 bilye oldu. Burada 30 bilye kalmasını istiyorum. Buraya 4 bilye aktarırım. Burada 41 bilye vardı. 4 bilye daha buradan geldi. 45 bilyemiz oldu.
Evet, bana ne diyor mesela, C kutusundan D kutusuna bilye aktarılmadan önce C kutusunda kaç bilye vardı? Kaç bilye varmış? 45 bilye varmış. Yani 7'nin cevabı E seçeneği. Bu tip sorular bana zor geliyor. Çünkü anlamakta, yani hayal kurmakta, özellikle sınav stresinde, sınav zamanında heyecanlanıyorum. Vakit çok aldığını düşünüyorum. Problemlere zaten zaman yeterse bakıyorum. Genelde evde yaptığım ilk denememde, ilk profesyonel denememde de zamanım yetmedi. Problemlere hiç bakamadım zaten. İnşallah bakacak seviyeye kadar gelirim sınava kadar. Günlük 20 soru sayı kesir problemlerinden sınava kadar çözmeyi planlıyorum yapabilirsem. İnşallah bir işe yarar diye düşünüyorum. Çabalamak istiyorum. Elimden geleni yapayım. Bu şekilde göreceğiz. Zaten haftada bir kez deneme yapacağım ve bunun sonuçlarını, getirilerini sizinle paylaşacağım. Bu videomuz böyle uzun oldu. Bayağı bir yoğun sorulardı. Yine bu 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soru daha var böyle. ÖSYM tarzı soru. Onları da çözeceğiz birlikte. Görüşmek üzere.